merhaba. Merhaba Rumakcığım. Bu hafta Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Biz de bu önemli gün için uygun bir konu seçmek istedik. Ve erken Cumhuriyet döneminin Atatürk'ün hayatta olduğu 1923-1938 yılları arasına bakmaya karar verdik. Öncelikle bir klişe vardır ya, enkaz devraldık diye. Sana şunu sormak istiyorum. Genç Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nden nasıl bir ekonomi devraldı? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken öncelikle ben de tabii başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlara ve koruyup kollayanlara ve onu geliştirip ilerletenlere selam olsun demek istiyorum. Bu sorunun cevabını, yani Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'e geçiş dönemini, aslında o dönem yaşananların özetini Mustafa Kemal Atatürk nutuğun son bölümünde gençliğe hitabede çok güzel bir paragrafla özetliyor. Bu kısmı aslında Atatürk'ten alıntılamak isterim. Ne diyor Atatürk? Hepimizin bildiği kısımdır tabii aslında bu hitap eden de, yine de bir hatırlatmak isterim bu önemli günlerde de. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir diyor Atatürk. Bu çok önemli bir şey. Yani o dönemi çok iyi özetliyor ve tabii ki hani geleceğe yönelik de hem tecrübelerini aktarıyor hem de bir daha olmasın yaşananlar diye Cumhuriyeti de gençliğe tabii ki emanet ediyor. Şimdi hemen Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki Osmanlı'nın o yıkılış dönemini aslında biraz incelemek lazım. Cumhuriyet'e giden yolun nasıl bir yol olduğunu anlamak için ekonomik açıdan tabii biz bunu inceliyoruz. Çünkü nasıl programı yaptığımız kanalın ismi Mesele Ekonomi ise, Atatürk'ün de meselesi ekonomiydi. Ve tabii bizim programımızın ismi de Kimin Ekonomisi? Ve Atatürk gibi aslında bunu cevaplamak gerekirse biz de halkın ekonomisinden konuşuyoruz. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerinde şöyle bir şey oluyor. Geçen programlarda biz 1760'tan beri batılı emperyalist güçlerin dünyayı Çin, Hindistan ve Afrika örnekleriyle nasıl sömürdüğünü incelemiştik. Aynı taktikleri bu batılı emperyalist güçler Osmanlı topraklarında da kullanıyor aslında. Yani bunlar nedir? İşte tek taraflı Osmanlı'ya ürün satışı, sonra bunun karşılığında Osmanlı'yı borçlandırma ve en nihayetinde iflas ettirip Osmanlı topraklarında tekelleşme imtiyazları alarak bu topraklardan toplanan vergileri doğrudan kendisine bağlamak. Şimdi bunun bir tarihsel sürecini de şöyle açıklayabiliriz. Ne zaman başlıyor bu batılı emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarında bu kadar güçlenmesi dersek, ticari ve ekonomik olarak 1838 yılında Balta Limanı Anlaşması yapılıyor Osmanlı ve İngiltere arasında. Bu bir serbest ticaret anlaşması ve aslında sözde çift yönlü bir anlaşma. Yani hani iki imparatorluk da birbirine ürün satacakmış gibi, ama İngiltere tabii o zaman artık sanayileşmiş bir toplum ve elinde Osmanlı'ya satabileceği sanayi ürünleri bulunmakta. Oysa Osmanlı bir tarım imparatorluğu. Elinde İngiltere'ye satacak çok bir şey yok. Ve doğal olarak bir dengesiz bir anlaşma yapılıyor. Sonra 1853'te tabii çok büyük Kırım Savaşı oluyor. Osmanlı Rusya'ya karşı savaş açıyor Kırım için ve yanında İngiltere ve Fransa bulunuyor. Ve bu süreçte 1854'te Osmanlı İmparatorluğu ilk kez bir dış borçlanmaya giderek İngiltere ve Fransa'dan dış borç alıyor. Şimdi ondan sonra bu dış borçlanma böyle bir bağımlılık yapıyor aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda. Devamlı sanki böyle gelen ucuz kredi gibi görüyor. Ancak 1875'e geldiğimizde artık bu borçlar Osmanlı tarafından ödenemez hale geliyor ve Osmanlı hazinesi iflas bayrağı çekiyor. Ödeyemiyor artık. Bırakın borcu, faizini bile ödeyemez bir hale geliyor. Peki ne oluyor tabii? Bir şekilde bu borçların ödenmesi lazım. Şimdi 1881'de Düyun-u Umumiye kuruluyor. Yani Genel Borçlar İdaresi. Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu binanın orijinalidir orası. Burada bu batılı emperyal güçler gelip resmen Osmanlı topraklarında bir tekelleşme ve bu tekeller üzerinde oluşan vergiyi doğrudan borçlarına karşı elde etmeye başlıyorlar. Tahsilatı falan da yapıp hiç, yani Osmanlı hazinesine girmeden doğrudan Batı dünyasına doğru akan bir vergi. Bunlar da nelerin üstünde var bu vergiler? Özellikle bu tekel vergileri. Tuz, tütün, alkollü içkiler, balıkçılık ve ipekten alınan vergiler. Yani artık Osmanlı İmparatorluğu aslında Düyun-u Umumiye ile beraber iflasını tescillemiş oluyor ve bütün bu topraklarda toplanan büyük vergilerin önemli bir kısmı Batı dünyasına doğrudan aktarılır bir hale geliyor. Şimdi tabii 1911-1922 yılları arasında da Osmanlı
kesintisiz bir savaş dönemi yaşıyor. Önce Trablusgarp, sonra Balkan Savaşları, sonra Birinci Dünya Savaşı ve nihayetinde de tabii Kurtuluş Savaşı yaşanıyor. Böyle 10,5-11 yıl kadar devasa bir kesintisiz savaş süreci ve tabii büyük bir yıkım, büyük bir insan kaybı yaşanıyor. Ve şöyle de bir şey var, yani geldiğimiz noktada tam Cumhuriyet'in kuruluşuna doğru giderken, Osmanlı artık tamamen silinirken, yani misal 1927'de Türkiye Cumhuriyeti ilk nüfus sayımını yapmıştır. Toplam nüfus 13 milyon 600 bin kişidir. Yani bugünkü nüfusun 1/6 biri. Yani bu topraklarımızda bugünkü o kadar ufak ki, yani kalan nüfus elde. Ve bu nüfusun %90'ı kırsalda yaşıyor. Ve tarımla, tarımda istihdam ediliyor %90'ı toplam halkın. Ve sadece %10'u okuma yazma biliyor. Milli gelirin de yarısı tarımda. Şimdi aynı süreçte tabii bir nüfus mübadelesi de yaşanıyor o dönemlerde Türkiye ve Yunanistan arasında. 2 milyon Rum Yunanistan'a giderken Yunan topraklarında kalan, yani Yunan tarafında kalan Türk Müslüman nüfustan da 700 bin kişi Türkiye'ye geliyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde de artık Cumhuriyet'e bırakabileceği bir endüstriyel miras da yok. Yani Osmanlı Devleti'nin elinde sadece 3 tane fabrika var. Feshane, Hereke ve Zeytinburnu. Özel sektörün elinde de çok az sayıda fabrika var. Yani 100'ün üstünde işçi çalıştıran fabrika sayısı sadece 155. Ve bu fabrikaların çoğu da yabancıların elinde. Yani kısaca özetlemek gerekirse ilk Cumhuriyet'e doğru giderken Cumhuriyet'in yeni bir ekonomi kurması için elinde ihtiyaç duyduğu ne sermaye, ne kalifiye iş gücü, ne de teknoloji var. Ama tabii şu hedeflenmeye başlıyor. Yani Osmanlı dönemindeki artık bu borç ve sömürge ekonomisinden kurtulup halkın merkeze konduğu milli bir ekonomiye geçiş. Bunun sebebi de tabii milli egemenlik ve bağımsızlığın da Cumhuriyet döneminde güvence altına alınabilmesi. Ve yani Atatürk ekonomiye gerçekten özel bir önem veriyor. Yani şöyle bir bilgiyi de vermek isterim. Atatürk'ün çok büyük bir şahsi kitaplığı vardır. Burada 4289 tane kitap var. Ve bunların 144 tanesi ekonomi içerikli. Ya bu gerçekten çok büyük bir şey. Bugün Türkiye'deki belki ekonomi profesörlerinin bile kendi şahsi kitaplarında 144 tane ekonomi kitabı yoktur. Ama Atatürk'te mevcut. Yani o savaş dönemlerini yaşarken bile ekonomi içerikli kitaplar okuyor. Atatürk'ün ekonomiye verdiği önemi şuradan da görmek mümkün. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden 1923 yılının başında İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor. Ve burada alınan bazı kararlar da Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ekonomi politikalarına etki ediyor, değil mi? Evet, İzmir İktisat Kongresi çok önemli çünkü milli ekonomi hamlesinin ilk ayağı diyebileceğimiz bir kongre bu. Zamanlaması çok önemli. Daha Cumhuriyet kurulmamış aynı sene içerisinde dediğin gibi ama tam Lozan görüşmeleri sürerken aslında bu oluyor. Hatta Lozan görüşmeleri artık böyle çok çetrefil, içinden çıkılmaz bir hale geldiği noktada İzmir İktisat Kongresi devreye sokuluyor. Çünkü Lozan'da şöyle bir şey var. İki tane ana mesele batılı bu emperyalist güçlerle yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında geçen iki tane ana mesele var için içinden çıkılamadığı. Biri düyunu umumiye, yani bu borçlar idaresinin durumu. Bir diğeri de kapitülasyonlar, yani yabancı devletlere tanınan, bu topraklarda tanınan ticari imtiyazlar. Bunlar kilit konular. Tabii batılı güçler hem düğün-i umumiyenin devamı hem de kapitülasyonların devamı için bastırıyor. Lozan'daki Türk heyetin başındaki İsmet İnönü de buna tamamen karşı çıkıyor. Yani şu kısmı söylemek isterim İzmir İktisat Kongresi'nde tam yapılırken Lozan'da geçen sözler arasında. Lozan'daki İngiliz heyetin başkanı o dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon. Ve İsmet İnönü'ye şöyle diyor, yani bu konuşmalar, görüşmeler artık iyice tıkandığında diyor ki, özetle aslında siz bizi Türk tarafı olarak gerçekten sinirimizi bozdunuz diyor. Ve şunu söylüyor, bir nevi de tehdit ediyor İsmet İnönü'yü. Diyor ki Lord Curzon, memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek misiniz? Bunun için parayı nereden bulacaksınız? Para bugün dünyada bir bende, yani İngiltere'de, bir de Amerika'da. Lozan'dan biz memnun ayrılmazsak kimden alacaksınız? Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız diyor İsmet İnönü'yü. Yani aslında o dönem İzmir İktisat Kongresi de bu Lord Curzon'un sorumlularına karşı bir cevap niteliği de taşıyor. Neden? Diyor çünkü İzmir İktisat Kongresi'nin tabii toplanma amacı ne? Yeni kurulan devlet kendi öz kaynaklarıyla milli bir sanayi kuracak ve üretimi odağına alacak. Halk merkezli üretimi odağına alacak. İzmir İktisat Kongresi'nde tabii Türkiye'nin dört bir yanından işte çiftçi, tüccar, işçi ve sanayicilerden oluşan 1100 kadar delege davet ediliyor. Ve burada tartışılan konuların başında en büyük sorunları o dönemin krediye erişim, sermaye meselesi. Türkiye'nin her zaman en büyük sorunlarından biri olmuştur zaten bu. Gümrük
vergi, ulaştırma ve üretimin düzenlenmesi. Şimdi dediğim gibi İzmir İktisat Kongresi Lozan'la eş zamanlı sürdürülüyor. Ve aslında burada şöyle de bir mesaj var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde özel sektörü biraz daha odağına alan bir ekonomik model yapılanması oluşuyor aslında. Yani böyle özel sektörü teşvik edecek, onu destekleyecek belli vergi muafiyetleriyle bir model oluşturuluyor. Ya bunu yapılırken de aslında amaçlardan bir tanesi de Lozan'da bu batılı emperyalist güçlerle görüşmeler sürerken bir mesaj da veriliyor aslında. Yani biz tamam sizinle çarpıştık ama yani hani sizin ekonomik modeliniz kendi uluslarınızın içinde sürdürdüğünüz bu biraz daha serbest ticarete dayalı, özel sektöre dayalı ekonomik modeli aslında biz de hani yörüngemizde tutuyoruz diyor. Çünkü şöyle bir şey var. Lozan o arada tabii Sovyetler Birliği de çok güçlü. Güçlenmeye başlıyor. Ve Kurtuluş Savaşı sırasında da Sovyetler Birliği aslında Kurtuluş Savaşı'nda da Türkiye'ye ciddi yardımlarda bulunmuştur. Hem maddi hem de silah yardımı yapmıştır. Onun için bir dostluk var. Onun için batılı güçlerin korkularından bir tanesi de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani kurulacak, daha kurulmadı tabii ama kurulmak üzere olan, o yönde ilerleyen Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne yakınlaşma korkusu var. Onun için özel sektörü biraz daha destekleyince aslında bir mesaj da veriliyor. Ama aynı anda şöyle de enteresan bir şey var. Yani bu aslında o erken dönem Cumhuriyet kadrolarının da ne kadar uluslararası siyaseti iyi bildiklerini gösteriyor. Bir denge siyaseti görüyorlar. O koca dünyanın o sorunları ve savaştan çıkmalarına rağmen. O da şu, yani evet batılı dünyaya bir mesaj veriliyor ama aynı anda İzmir Kongresi'nde ki iki tane büyükelçi var konuşmacı. Bir tanesi Sovyet büyükelçisi, bir tanesi de Azerbaycan büyükelçisi. Yani aslında Sovyetler Birliği'ne de bir mesaj veriyor. Bakın hani ya hepimiz dostuz. Hem Doğu hem Batı gibisinden bir denge siyaseti görülüyor. Bu da şunu gösteriyor aslında. Yani buradaki amaç Atatürk ve tabii yanındaki o yeni Türkiye'yi kuran kadrolar sıfırdan bir ekonomi inşa etmeye çalışıyorlar. Biraz önce dediğim gibi Cumhuriyet'in elinde ilk başlarda çünkü hiçbir şey yok. Ne sermaye var, ne kalifiye insan gücü var, ne teknoloji var. Siz sıfırdan bir şey kuracaksanız o devrimci süreçte oldukça dinamik olmanız lazım ve pragmatik ve biraz da eklektik davranmanız lazım. Yani bu ne demektir? Şu ekonomiyi bir ayağa kaldıralım. Hangi yolla olursa olsun. Ama tabii bunun en önemli şeyi, merkezinde konulan şey halk. Şimdi ben İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk'ün zihinsel dünyasını anlamak için de iki tane sözünü alıntılamak isterim. Bir tanesi şu. Atatürk şöyle diyor İzmir İktisat Kongresi'ndeki bir konuşmasında. Efendiler, tarihimizi dolduran bunca başarılar, zaferler veyahut yenilgiler, yok olmalar ve felaketler, bunların tümü gerçekleştikleri devirlerdeki iktisadi durumlarımızla ilişkili ve ilgilidir. Yeni Türkiye'mize hak ettiği yere ulaştırabilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka bir şey değildir. Yani burada Atatürk'ün bu yeni kurulacak milli ekonomiye ne kadar değer verdiğini bu sözde görüyoruz. Bir diğeri de şu. Bu çok önemli bir söz aslında. Tek bir cümle. Onu da şunu diyor Atatürk. Kılıç ile fetih yapanlar, sabanla fetih yapanlara yenilmeye ve sonuçta yerlerini bırakmaya mecburdurlar. Yani burada neyi görüyoruz bu sözle aslında? Osmanlı'dan net bir kopuş var. Çünkü kılıç ile fetih yapmaktan kastı Atatürk'ün Osmanlı saltanatı. Diyor ki çünkü konuşmasında Atatürk. Osmanlı saltanatı sadece kendi çıkarları için devamlı bir fetih politikası güttü ve bu fetihler sırasında halkı da peşine taktı ama onları perişan etti. Ve bu fetihlerde halkın aslında hiçbir faydasını olmadı diyor. Yani Osmanlı'dan özellikle saltanattan net bir kopuş var. Zaten dikkat buyuralım yani saltanat da İzmir Kongresi'nden birkaç ay önce kaldırılmış zaten. Bir tabii diğer taraf da sabanla fetih yapanlar kazanacaktır diyor. Buradaki sabanla fetihten kasıt üretim tabii ki ve bir halk çünkü saban halk kullanır. Yani halkın üretimi fetihçi saltanatı yenecektir diyor. Bu çok çok önemli bir şey. Atatürk, Türk ulusunu ve halkını merkeze alan yeni bir yaklaşım. Fetihçilik yerine üretim. Bunu koyuyor. Şimdi şu önemli bir şey İzmir İktisat Kongresi'nde. Yani yabancı sermaye düşmanı bir tutum yok örneğin İzmir İktisat Kongresi'nde. Tam tersine yabancı sermaye gelip yeni kurulan Türkiye'de yatırım yapmaya da davet ediliyor. Ama şu çok önemli. Evet gelsin yabancı sermaye ama eşit koşullarda gelsin. O eskinin kapitülasyonları, ticari ayrıcalıklarına, o sömürgeci zihniyete geçit verilmeden bir şekilde ancak Türkiye'ye gelebilir diyor. Şimdi dediğim gibi İzmir İktisat Kongresi'nde evet özel sektöre destek ve teşvik veren bir model benimseniyor. Bir diğeri de tabii tarımda şu var. Öşür veya aşar vergisi denen. Yani tarım ve hayvancılıktan alınan %10'luk bir vergi var Osmanlı döneminden beri.
Ve İzmir İktisat Kongresi'nde de bunun kaldırılması aslında öneriliyor. Hemen sonrasında değil ama birkaç yıl sonra bu vergi kaldırılıyor. Şimdi çok kısa şeye de değinmek isterim. 1923-30 yılları arasında ne olduğuna, yani Cumhuriyet'in ilk 7-8 yıllık dönemi aslında İzmir İktisat Kongresi'ni takip eden. Şimdi şöyle bir şey var. 1923'ten itibaren çiftçiye, Türk çiftçilerine ve mübadeleyle gelen Türklere 3,7 milyon dönüm arazi tahsis ediliyor tarım için. Ama bu tarım tarafı. Şimdi 1924'te İş Bankası kuruluyor. Hemen İzmir İktisat Kongresi sonrası ve Atatürk'ün doğrudan talimatıdır. Ve Atatürk de zaten ilk sermayesini de kendisi koymuştur İş Bankası'na. İş Bankası çok önemli bir kurum. Çünkü Cumhuriyet'in ilk milli bankasıdır. Ve de milli ekonomi hamlesinin finansal ayağında da en önemli ittirici güçlerden biridir. Çünkü sermaye yok dedik ya. İşte İş Bankası'nın kuruluşuyla bu sermaye bir şekilde sağlanmaya çalışıyor. Şimdi ya 1930-33 öncesi özel sektör yatırımları biraz daha ön planda oluyor. Bunlar da işte nedir? İsim vermek gerekirse Altınlu ve Uşaklı şeker fabrikalarının kurulması, Şakir Zümre Silah ve Cephane, Bünyan Dokuma, Eskişehir Kiremit, İstanbul'da Ford'un kurduğu otomobil montaj fabrikası ve Nuri Kildigil Silah ve Cephane fabrikası. Aslında görüyoruz yani burada yapılanları şeker. Çünkü gıdaya ihtiyaç var, enerjiye, kaloriye halk için. İkincisi silah ve cephane. Çünkü savaştan çıkmışsınız ve ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüz. Milli bir sanayiyle silah ve cephane yani savunma sanayiyle destek verilmesinin. Diğeri de dokuma. Çünkü tekstil çok önemli. İnsanların giyeceğe ihtiyacı var. Şimdi burada tabii devletin de bazı yatırımları oluyor bu dönemde. Ama bunlar büyük yatırımlar. Ancak bunlar şöyle bir şey. Yani bir kısmı aslında başka yerlerden biraz da sökülüp taşınmış fabrikalar, tersaneler vardır. Örneğin Gölcük Tersanesi, Ankara Fişek, Kırıkkale'de mühimmat, elektrik ve çelik fabrikaları, Ankara Çimento ve Ankara Hava Gazı. Burada devlet himayesinde yapılmıştır buralarda. Ve 1924-29 yılları arasında da bir ivme yakalanıyor ekonomik büyüme açısından. Senelik ortalama %8,6 bir büyüme oranı. Ama burada dikkat buyurmamız gereken bir şey var. Bu yüksek büyüme oranı biraz da şöyle elde ediliyor. Savaşlar bitip de asker terisi olunca artık yıllar sonra artık memleketine dönüp tarımla ve üretime geri dönüyor. Onun için üretimde bir parça değil hatta oldukça yüksek hızda ilerlemeye başlıyor. Ama 1929 yılına geldiğimizde dünyada büyük buhran başlıyor. Ve bunun ardından Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde de devlet yatırımlarını ve merkezi planlamayı ön plana alan bir dönem başlıyor değil mi? Evet, 1929'daki o büyük buhran bütün dünyanın yaşadığı, özellikle Batı dünyasının diyelim tabii, çok büyük bir ekonomik çöküş ve işsizlik yaratıyor bütün dünyada. Türkiye'de bundan ciddi anlamda etkileniyor. Yani öyle ki tarım ürünlerinin fiyatı %60 düşüyor. Yani savaştan çıkmışsınız, zaten fakirlik var. Halkınızın büyük kısmı tarımda ve tarım ürünlerinin fiyatı %60 düşüyor bu dönemde büyük buhran sebebiyle. Burada tabii şöyle bir şey oluyor. Batılı ülkeler çökerken Sovyet Rusya 1928 yılında ilk 5 yıllık kalkınma planını devreye sokuyor ve devlet planlamacı modelini hayata geçiriyor. Ve de dünyada büyük buhrandan etkilenmeyen belki de tek büyük ülke Sovyet Rusya ve küçülmek yerine büyüyor. Tabii bu böyle olunca Cumhuriyet dönemi de gerçekten aslında o kadrolar da ne kadar vizyon sahibiymiş. Bütün dünyayı da takip ediyorlar ne oluyor ne bitiyor diye. Ve Sovyetlerin bu yaptığı planlamacı ekonomi modelini incelemek için Türkiye'den Sovyet Rusya'ya heyetler gönderiyorlar. Sovyet Rusya'dan Türkiye'ye heyetler davet ediyorlar. Ve şöyle bir şey oluyor örneğin. 1930-31 yıllarında ilk başta Türkiye daha böyle korumacı bir modele, yani İtalik AMC'ye korumacı bir modele yöneliyor. 1931'de devletçilik ilkesi İlk kez tek parti dönemi Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programına giriyor. Kaldı ki 1937'de devletçilik ilkesi anayasaya da giriyor. Şimdi 1933 ve 34'te Sovyet uzmanların danışmanlığıyla da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti 1. 5 yıllık sanayi planını geliştiriyor. Ve gerçekten böyle devletçi, planlamacı, merkezi planlamacı bir ekonomi planı yeni Cumhuriyet'te de hayata geçiyor. Burada işte dediğimiz gibi kamu mülkiyetinin ön plana çıktığı bir şey. Burada birazcık sayalım neler yapılmış o dönemde. Yani büyük buhran sonrası daha devletçi, kamu mülkiyetine dayalı programa geçen Türkiye Cumhuriyeti neler kurmuş? Şimdi 1931'de Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruluyor. 1932'de Merkez Bankası kuruluyor. 1932'de bu çok önemli, devlet mülkiyetinde TEKEL kuruluyor.
ve daha önce düğünü umumiyeyle Batılı emperyalistlere verilen tuz, tütün ve alkollü içkiler üstündeki tekel ve vergi toplanması onlardan alınıp devletin eline veriliyor tekrardan. Büyük bir gelir bu. 1933'te ise çok önemli olarak Sümerbank kuruluyor. Bu neden önemli? Çünkü Sümerbank'a da devlet yatırımlarını hayata geçirme görevi veriliyor. Ve peşi sıra devlet yatırımları gelmeye başlıyor bir anda. 1934'te Cumhuriyet döneminde devlet tarafından kurulan ilk büyük sanayi kuruluşunun temeli atılıyor. Kayseri'de Sümerbank Bez Fabrikası. Ya bu devasa bir tesis. Ya öyle ki 218 bin metrekare kapalı alan ve toplam 922 bin metrekare alanda inanılmaz bir bez dokuma fabrikası. 3000 kişiye istihdam sağlıyor. 2500 erkek işçi, 400 kadın işçi, 155 memur. O dönemde Kayseri'nin nüfusu 38 bin civarı. Ya bu böyle bir şehirde 3000 kişilik bir istihdam tek bir devlet yatırımıyla. Ve burada işlenen senelik pamuk balyası da bez dokuma için o dönem Türkiye'de işlenen bütün pamuk balyası kadar. Ya bir anda kapasiteyi ne kadar arttırdığınıza bakın tek bir yatırımla devlet tarafından. Bu enteresan bir şekilde oluyor. Yani bu fabrikanın, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın yapımı için ya Sovyetler Birliği'nde tasarlanıyor aslında fabrika. Oradaki uzmanlar ve mimarlar tarafından ve onların rehberliğinde inşa ediliyor Kayseri'de. Ve bu fabrikanın kredisi de Sovyetler Birliği'nden alınan bir krediyle yapılıyor. Ancak borcun geri ödemesi parayla değil tarım ürünleriyle yapılıyor. Yani bugün de hala aslında Rusya ile olan ticaretimizde tarım çok yeri de önemlidir. Şimdi 1934'te dediğimiz gibi temeli atılıyor, 35'te de fabrika işletmeye alınıyor. Ve dediğim gibi peşi sıra bir sürü devlet yatırımı oluyor bu dönemde. 1934'te yine Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikaları, Konya Ereğli Bez, Bakırköy Bez, İzmit'te Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikaları, İzmit'te Kağıt ve Karton, Zonguldak'ta Kömür Yıkama, Keçiborlu'da Kükürt Fabrikası. 1935'te İstanbul'da Paşabahçe'nin yine kurduğu Şişe ve Cam Fabrikası, Nazilli'de Basma Fabrikası, Bursa'da bir Merinos Fabrikası kuruluyor. 1936'da Ankara'da Çubuk Barajı, Malatya'da Sigara Fabrikası. 1937'de de Karabük'teki bu dev demir çelik tesisi. 1938'de Sivas'ta hem çimento, Divriği'de de demir ocakları, İzmir'de de klor fabrikası oluyor. 1930-39 yılları arasındaki bu devlet planlamacı dönemde de ortalama ekonomik büyüme senelik %5,8. Aslında bir önceki döneme göre biraz düşük ama dediğim gibi ilk dönem, yani hemen savaş, kurtuluş savaşı sonrası dönemde askerler terhis edildiğinde zaten hani üretime tekrar geri döndükleri için zaten büyüme bir ivme kazanıyor. Onun için yüksek büyüme sağlanıyor. Burada onun için %5,8'lik oran çok büyük bir oran. Çünkü dediğim gibi 1929'daki büyük buhran sürecinde yaşanıyor. Yani dünya yıkılırken ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti gerçek anlamda çok iyi bir sınav verip büyüyor. Şimdi burada şöyle bitirmek isterim bunların hepsini anlatırken. Yani son söz olarak. Şimdi Atatürk'ün ve o Cumhuriyeti kuran kadroların görüşü şu aslında. Yani sadece saltanat sahipleri ve emperyalistlerin çıkarı için fethe ve dış borç alarak ithalata dayanan o Osmanlı dönemi modelinin buradaki bu topraklardaki halka hiçbir faydası olmamıştır. Bunun yerine Atatürk'ün önderliğindeki cumhuriyet merkezine halkın çıkarlarını koyarak sanayileşmeye, üretime ve hakça adilce bölüşüme dayalı yeni bir milli ekonomi modeli sunuyor. Ve bunu yaparken de dünyanın içinde bulunduğu koşulları da göz önünde bulunduruyorlar. Ve o devrimci dinamizmin getirdiği yaratıcı ve üretici kapasiteyle farklı farklı modelleri deneyerek sıfırdan yeni bir milli ekonomi inşa ediyorlar. Ya ama şunun hep altını çizmek isterim bu programda. Buradaki ana hedef şu. Milli ekonomi ile ufak bir zümrenin, ufak bir sınıfın değil, tüm halkın çıkarlarını gözeten ve bunu yaparken de milli egemenlik ve bağımsızlığın, yani cumhuriyetin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu çok önemli. Yani cumhuriyetin ve milli egemenlik ve bağımsızlığın güvencesidir. Halkın yararına olan bir milli ekonomi. Burada tabii Atatürk ve o dönemki kadroları çok zor şartlarda bunu ortaya çıkartıyor. Ve bu ortaya çıkardığı cumhuriyeti de Atatürk gençliğe hitap ede, gençliğe emanet etmiştir. Yani Atatürk'e ve cumhuriyeti kuranlara saygı, minnet ve şükranla diyerek sözlerimi bitireyim. Ben de aynı şekilde cumhuriyeti kuran kadroya büyük bir minnet borcumuz olduğunu hatırlıyoruz böyle günlerde. Ve gittikçe de cumhuriyetin anlamını, önemini daha derinden hissediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Her zaman olduğu gibi izleyicilerimizin katkılarını bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.